antik Yunanlar tarafından derlenen ve şimdi antik dünyanın 7 harikası olarak bilinen anıtların listesinin altında yatan belli bir ironi var. Diodorus Siculus'un M.Ö. 1. yüzyılda yazdığı tarih kütüphanesi gibi farklı metin kaynaklarından bir araya getirilen mucizelerin temata olduğu anlaşıldı. Diğer bir deyişle manzara ya da görülmeye değer şeylerdi. İroni şu ki bu harikaların büyük çoğunluğunu görmek artık imkansız. Ayakta kalan tek şey Büyük Piramit. Babil'in asma bahçeleri ise neredeyse efsanevi olacak kadar anlaşılması zor. Yunan dünyasının Akdeniz merkez üssüne daha yakın inşa edilen bu anıtlar, tarihçilere, arkeologlara ve modern turistlere eski ihtişamlarının biraz daha somut kanıtlarını bıraktı. Büyük Piramidin yanı sıra tüm geleneksel antik harikalar arasında en uzun ömürlü olanı Halikarnas Mozolesiydi. Giza'daki piramit gibi bu geniş yapıda güçlü bir hanedanın mezarıydı. Zamanın tahribatına yenik düşmeden önce neredeyse 2000 yıl boyunca İyon kıyılarında gururla durdu. Antik Yunanlar tarafından antik dünyanın bir harikası olarak listelense de Halikarnas Mozolesi'nin hikayesi Pers İmparatorluğu'nda başlar. M.Ö. 4. yüzyılın başında Halikarnas şehri Karya Krallığı'nın ana şehriydi. 6. yüzyılın ortalarından itibaren şehir Ahemeniş İmparatorluğu'nun bir satraplığı olmuştur. Ahemenişler Büyük Kiros, Darius ve Xerxes'i içeren ve M.Ö. 330 yılında 3. Darius'un Büyük İskender'in muzaffer güçlerinden kaçmaya çalışırken öldürülmesiyle sona erecek olan Pers hükümdarlarının hanedanıydı. M.Ö. 377 yılında Karya'nın fiili hükümdarı Milaslı Hekatomnos öldü. Hekatomnos, Ahemeniş kralı 2. Artaxerxes için Karya'nın satraplığını yapıyordu. Ama aynı zamanda kendi başına güçlü bir yerel hanedandı. Pers İmparatorluğu'nun idari yapıları yeni hükümdarlar dayatmak yerine genellikle bu önde gelen yerel figürlerin kullanımına dayanıyordu. M.Ö. 377 yılında ölümünden sonra Karya'da iktidar Hekatomnos'un oğlu Masolus'a geçti. Yeni hükümdar hem Karya'nın Küçük Asya'nın batısındaki nüfuzunu genişleterek hem de Halikarnas şehrini büyüterek konumunun önceliğini pekiştirmek için iddialı bir program başlatacaktı. İddialarına uygun bir şehir yaratma çabalarından yüzyıllarca sürecek bir mucize ortaya çıktı. Bu mucize Halikarnas Mozolesi'ydi. Küçük Asya'nın batı kıyısında yer alan Halikarnas şehri, coğrafyası sayesinde kendisini antik dünyadaki gerilimlerin merkezinde bulmuştur. Anadolu'daki pek çok şehir gibi şehrinde hem batıda Yunanlar hem de doğuda Perslerle yakın ilişkileri vardı. Örneğin bölgedeki en eski arkeolojik kanıtlardan bazıları M.Ö. 1500 ile M.Ö. 1200 yılları arasına tarihlenen mezarlarda dahil olmak üzere Miken uygarlığına aittir. Aynı şekilde çok eski nümizmatik kanıtlar tarihçilerin ve arkeologların şehrin aslen Dorların bir kolonisi olarak kurulduğu konusunda geniş bir fikir birliğine varmalarına yardımcı oldu. Coğrafyacı Strabon'a göre şehir, Poseidon'un efsanevi oğlu Antes tarafından kurulmuştur. Ancak şehir, Büyük Kiros'un Pers İmparatorluğu'nun bir parçası olarak dahil edildikten sonra, şehir kendisini yeni yöneticileriyle daha yakın bir ittifak içinde buldu. Monarşik bir hükümete sahip olan Halikarnas, M.Ö. 499 yılındaki İyon isyanı sırasında Pers İmparatorluğu'na sadık kaldı.
Bunu takip eden Pers savaşları sırasında şehrin hükümdarı Artemisia M.Ö. 480 yılında Yunanların kesin olarak kazandığı Salamis Muharebesi'nde donanma komutanı olarak hizmet etti. Yunan ve Pers etkileri arasındaki gerilimler klasik çağ boyunca ve Masolus'un saltanatının ötesine geçerek Helenistik döneme kadar devam etti. Şehir M.Ö. 334 yılında Karya Adası'na yaptığı iyilik sayesinde Büyük İskender'in kontrolüne geçmişti. Alinda Kalesi'ni Makedon Krallığı'na teslim ettikten sonra İskender, Karya hükümetini ona iade ederek İskender'i oğlu olarak evlat edinmesini istedi. İskender'in M.Ö. 323 yılındaki ölümünden sonra şehir çeşitli halefleri tarafından çekişmeyle karşı karşıya kaldı. Halikarnassos şehri Roma devrinde de öne çıkmaya devam etti ve M.Ö. 58 yılında ilhak edilerek Asya eyaletinin bir parçası oldu. Halikarnas antik kenti günümüzde daha çok popüler bir tatil beldesi olan Bodrum'a bağlıdır. Ege'nin masmavi sularının, Akdeniz ikliminin ve antik kentin dağınık arkeolojik kalıntılarının tadını çıkartmak için dünyanın her yerinden turistler geliyor. Ancak şehrin tarihle ilişkisi basit arkeolojik kalıntılardan çok daha güçlü. Halikarnas, tarihin babası Herodot'un doğum yeriydi. M.Ö. 5. yüzyılın başlarında Halikarnas'ta doğan Herodot, 1. Artemisia'nın torunu 2. Ligdamis, akrabası şahir Panyasis'in idam edilmesini emrettiği için şehrini terk etmişti. Tarihlerinin birçok unsuru şüpheli görünse de Herodot'un çalışması M.Ö. 5. yüzyılda antik Yunan dünyasının önemli bir anlatısını sunar. Çalışmaları özellikle Pers savaşlarını kapsar ve modern tarihçiler Maraton, Termofile, Salamis ve Plataea'daki olayları ondan öğrenebilirler. Herodot, antik dünyanın Halikarnas'tan gelen tek ünlü tarihçisi değildi. Şehir aynı zamanda M.Ö. 1. yüzyılın sonlarında aktif olan tarihçi ve retorik öğretmeni Dionysius'un da doğum yeriydi. M.Ö. 60 yılı civarında doğan Dionysius, Jules Caesar'ın yükselişi ve düşüşünün teşvik ettiği Cumhuriyet'in sonu ve Augustus'un ilk imparator olarak saltanatıyla sona erecek olan Roma iç savaşlarının travmalarını yaşadı. Dionysius'un günümüze ulaşan eserlerinden en önemlisi Roma Eski Eserleridir. Bu eser Roma'nın tarihini Romulus ve Remus'la efsanevi başlangıcından 1. Pön Savaşı'na kadar anlatıyor. Livy'nin Ad Urbe Condita gibi eserlerinin yanı sıra erken Roma tarihi için bir kaynak olarak paha biçilmezdir. Halikarnas'ı eski Akdeniz'in en görkemli şehirlerinden biri haline getirme çabalarının bir parçası olarak Kral Masolus kontrolleri altındaki toprakları da genişletmeye çalıştı. Bu durum şehri yüceltmek için yüksek vergilerle mermer ve sanat eserlerinin kullanılması ile elde edildi. Surların ötesinde Anadolu'nun güneybatı kıyılarında egemenliklerini genişlettiler. Bunun bir kısmı Likya topraklarının ilhakını içeriyordu. Bu önemliydi çünkü Masolus'u şimdi British Museum'da bulunan Nereid Anıtı ve Payava Mezarı da dahil olmak üzere Santos'taki mezarlar gibi bölgeye özgü anıtsal mezarlarla doğrudan temasa geçirdi. Bu anıtsal mezarların Masolus'un kalıcı tarihi mirası olan Mozole üzerinde derin bir etkisi olacaktır. Halikarnas Mozolesi'nin olağanüstü boyutları göz önüne alındığında yapının Masolus'un ölümünden çok önce planlanmış olması
kuvvetle muhtemeldir. Yunan dünyasının ünlü sanatçıları mezara katkıda bulunmaları için Halikarnas'a davet edildi. Bunlar arasında Efes'teki Artemis Tapınağı'nın yeniden inşasına nezaret eden Skopas da vardı. Mezarın kendisi Halikarnas şehrine hakim bir tepe üzerine dikilmiştir. Yapı merkezinde Mozele'nin büyük bir taş platform üzerine oturduğu kapalı bir avlu içinde konumlandırılmıştı. Mozele'yi ziyaret edenlerin her iki yanında mermer aslanlarla çevrili anıtsal bir merdivene çıkmaları gerekecekti. Platformun kendisi klasik dünyadan tanrı ve tanrıça heykelleriyle süslenmişti. Bu taş platformun ortasındaki mezarın kendisi büyük bir mermer yapıydı. Zirvede sivrilen mozele 45 metre yüksekliğe ulaştı. Yapı, kabartmalar ve diğer heykelsi eserlerle zengin bir şekilde dekore edilmiştir. Bunlar onu antik dünyanın bir harikası yapan şeyin bu eserlerin sanatsal değeri olduğunu belirten yaşlı Plini tarafından anlatılmıştır. Kabartmalar bir dizi mitolojik sahneyi tasvir eden karakter olarak anlatı niteliğindeydi. Çoğu zaman bu konular Doğu ve Batı arasındaki çatışmanın alegorileri olarak kullanıldı. Böylece bu gerilimi somutlaştırılan bir şehrin tacındaki mücevher olan bir anıta el koydular. Mozele'nin tepesinde piramidel çatıda gururla sergilenen bir quadriga vardı. Bu genellikle eski Roma'daki zafer alayı ile ilişkilendirilen 4 atlı bir arabadır. Mozele'deki quadriga 4 büyük mermer at tarafından çekildi. Masolus'un M.Ö. 353 yılında öldüğüne inanıldığına göre, devasa mezarın tamamlanması sorumluluğunun haleflerine ait olması kuvvetle muhtemeldir. Karısı 2. Artemisia, kocasının ölümünden sonra sadece 2 yıl kadar hayatta kalsa da onun hikayesi anlatılmaya değer. Masolus'un hem kız kardeşi hem de eşi Artemisia, Hekatomnos hanedanı içinde güçlü bir figürdü. Ahemenişleri bir kenarda tutma konusunda Masolus'un örneğini takip ederken temkinli davransa da daha geniş Yunan dünyası ile ilgili olarak kendi hırslarının peşinden gitti. Ünlü bir şekilde sahte bir limanla Rodosluları alt etmekten sorumluydu. Adanın bir kadın hükümdar tarafından yönetilme fikrine karşı çıktığı söyleniyor. Ancak kısa süre sonra kandırılan denizcileri katledildiğinde derslerini aldı. Romalı mimar Vitruvius, Artemisia tarafından adayı fethinin anısına başka bir muhteşem anıtının da daha yapıldığını iddia etti. Ancak Artemisia için en önemli olaysa, kocasının ölümünde hissettiği kederdir. Açıkçası bu, kocasının mirasını sürdürmek için Mozele'nin inşasına devam etme çabalarında en açık şekilde ortaya çıktı ve en ünlü Yunan sanatçılarını anıtı süslemeleri için davet eden oydu. Artemisia, retorikçileri gelip eski krala övgülerini ilan etmeye davet ederken, diğer kültür uygulayıcıları Masolus'un anısını kutlamak için davet edildi. Perişan haldeki kraliçenin kocasının yasını tutarken günlük içeceğine kocasının küllerini karıştırdığına dair bir hikaye ortaya çıktı. Neredeyse kesinlikle bir uydurma ve kadınsı davranışın uç noktalarını göstermeyi amaçlıyordu. Yine de Rönesans'tan itibaren sanatçılar arasında popülerdi. Ressamlar Artemisia'yı bir kupa ya da çömlekle tasvir ederken acı çeken Karya Kraliçesini kullanarak kederin doğasını keşfetmeye çalıştılar. Giza'daki büyük piramit dışında Halikarnas Mozolesi
antik dünyanın tüm geleneksel harikaları arasında en uzun ömürlü olanıydı. Büyük İskender'in M.Ö. 4. yüzyıldaki fethi ya da Roma'nın Küçük Asya'ya ilhakı Mozele'yi etkilemedi. Orta Çağ'ın çalkantıları da antik harikanın mahvolmasına neden olmadı. Doğu Roma İmparatorluğu'nda bir bilim adamı ve 12. yüzyılda Selanik Başpiskoposu olan Selanikli Esatius, Mozele'nin kendi zamanında hala merak edilmeye değer olduğunu söyledi. Mozele'den alınan malzemeler, Kudüs'ün Aziz Jon Şövalyeleri tarafından Bodrum'daki kalenin inşasında geri dönüştürülmüştür. 14. yüzyılda meydana gelen bir depremin yapıya önemli ölçüde zarar vermiş olması muhtemeldir. Ancak bazı heykelsi parçalar kurtarılarak Bodrum Kalesi'nde sergilenmektedir. Ancak Mozele'nin mirasının Büyük Piramit'inkiyle neredeyse eşleşebileceğine dair bir tartışma var. Mozele'nin anıtsal mezarının sunduğu mimari plan, yüzyıllar boyunca dünya çapında taklit edildi. Hatta bazıları Kari Hanedanı'nın mezarının Roma'daki Augustus Mozelesi'ne ilham kaynağı olduğunu öne sürmüştür. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'ndeki pek çok şehir Halikarnas Mozelesi'nin mirasına tanıklık ediyor. En azından Washington DC'deki Mosaic Tapınak Evi, antik yapının biçimi hakkında mükemmel bir fikir veriyor. Belki de en büyük miras dilseldi. Masolus ve Artemisia'nın devasa mezarının ihtişamı o kadar büyüktü ki, adı dünyadaki tüm görkemli mezarların adını aldı. 2. yüzyıl coğrafyacısı Pausanias'ın belirttiği gibi, Halikarnassos'taki mezar şehrin kralı Masolus için yapılmıştır. Ve o kadar geniştir ve tüm süslemeleriyle o kadar dikkat çekicidir ki, Romalılar ona büyük hayranlık duymaktadırlar. Ülkelerindeki olağanüstü mezarlara Mozelio diyorlar. Artık hepimiz Mozele'nin ne olduğunu biliyoruz. Masolus'un anısını korumanın bir yolu olarak Mozelium kalıcı bir başarı olmuştur.